Verilen işlemin sonucu kaçtır? Öncelikle işlemimizde parantezin içindeki öncelikliydi. 88'i 44'e bölersek 2 kere var. Artık 12 ile 2'yi çarpacağız. 12 ile 2'yi çarparsak da işlem sonucunu 24 olarak buluruz. Yani doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Verilen işlemin sonucu kaçtır? Öncelikle parantezin içindeki işlemimizi yapalım. Yani 250 ile 8'i çarpalım. 8 kere 0 0, 8 kere 5 44 eldemiz var. 8 kere 2 16, 4 de eldeydi 20. Parantezimizin içi 2000 yaptı. Artık ne yapacağız? 24.000'i 2000'e böleceğiz. Bölme işlemini kolay yoldan yapmak için ne yapabiliriz? Buradan 3 sıfır sildiğimizde buradan da 3 sıfır silmemiz gerekiyor. 24'ü 2'ye bölersek işlem sonucunu 12 olarak buluruz. Yani doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Verilen işlemin sonucu kaçtır? Öncelikle parantez içindeki işlemimizi yapmamız gerekiyor. Bu durumda 66'dan 11'i çıkaralım. 66'dan 11'i çıkarırsak 6'dan 1 çıktı 5, 6'dan 1 çıktı 5. 55 olarak buluruz parantez içindeki işlemimizi. Daha sonra artık 55 ile 4'ü çarpmamız isteniyor bizden. Hemen 55 ile 4'ü çarpalım. 4 kere 5 20, 2 eldemiz var. 4 kere 5 20, 2 eldeydi 22. Yani 220 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Öncelikle işlemimizde parantez için yapıyorduk. Bu durumda 17 ile 5'i toplayalım. 7 ile 5'i toplarsak 12 yapıyor. Elde 1'imiz var. 1 ile 1'i toplarsak 2. 22 olarak bulduk. Artık 880'i 22'ye bölelim. 8'de 22 yok. 88'de 22 4 kere var. 4 ile 22'yi çarparsak 88 yaptı. Buradaki sıfırımızı indik. Sıfır da 22 olmadığı için buraya bir sıfır ekledim. İşlem sonucunu 40 olarak buldum. Yani doğru cevap seçeneği D şıkkı. Yukarıda verilenlere göre K artı L toplamının M'ye bölümü kaçtır? Öncelikle K'yı bulalım. K'yı bulmak için önce parantezin içindeki işlemi yapmamız gerekiyor. 108 o zaman 9'a bölelim. 10'da 9 bir kere var. 18'de 9 2 kere var. 2 kere 9 18 yapıyor. Parantezimizin içi 12 oldu. Artık 12 ile 8'i toplayacağım. O da 20'ye eşit oldu. K'yı bulduk. L'ye bakalım. Yine öncelikle parantezin içindeki işlemi yapacağız. Bu durumda 72'yi 4'e bölelim. 7'de 4 1 kere var. 1 kere 4 4. Buradan 32. 32'de 4 8 kere var. 8 kere 4 32 yapıyor. Yani parantezimizin içi 18 oldu. Bu durumda 48'den 18'i çıkarırsak 30 olarak bulduk. M'yi bulalım. Yine öncelikli yapacağımız işlem parantezin içindeki işlemimiz. Bu durumda 65'i 13'e bölelim. 5 kere var. 5 ile 13'ü çarparsak zaten 65 yapıyor. Parantezimizin içi 5 oldu. 250'yi 5'e böleceğim artık. 250'de 5, 50 kere var. Bizden istenilen işlem K ile L'yi toplayıp M'ye bölmemiz. Yani 20 ile 30'u toplayıp 50'ye böleceğim. 20 ile 30'un toplamı 50 yapıyor. 50'yi 50'ye bölersek o da 1'e eşit olur. Yani doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Karttaki eşitliğe göre K yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır? İşlem önceliği olarak öncelikle parantezin içindeki işlemimizi yapalım. 22 ile 5'i çarpalım. 5 kere 2 10 elde 1'imiz var. 5 kere 2 10 elde 1'imiz var. 11. 110 yaptı. Peki buradaki ifademiz 110 ise 110'dan hangi sayıyı çıkarırsak 40 elde ederiz. Bunu bulmak için de 110'dan
40'ı çıkaralım. 0, 11'den 4 çıkarsa 7. 70 oldu. Yani doğru cevabımız B şıkkı. Bulutun yükseklikleri 10 santimetre ve 7 santimetre olan 12'şer tane kübü vardır. Bu küplerin hepsini kullanarak yapabileceği en uzun kuleyi yaptığında kulenin yüksekliği aşağıdaki işlemlerden hangisiyle bulunabilir? 10 santimetrelik ve 7 santimetrelik küplerimizi öncelikle üst üste koyarsak 10 ile 7'yi toplarız. Fakat bunlardan 12'şer tane var. Yani 12 kez bu durum gerçekleşecek. Bu durumda bu toplamı bulduğumuz sonucu, toplam sonucunu 12 ile çarparız. Yani doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Yukarıda verilen eşitliğin doğru olması için boş bırakılan yerlere sırası ile çıkarma, bölme, çarpma sembollerinden hangileri yazılmalıdır? Öncelikle parantez içindeki işlemimizi bulacağız. Daha sonra buradan gelen sonucumuzu 6 ile ne yaparsak 24 olarak buluruz. İşlemimizde parantez içine bölme yazdığımızda 32'yi 8'e bölersek parantez içini 4 buluruz. 4 ile 6'yı çarpmamız durumundaysa işlem sonucu 24 olarak buluruz. Yani ilk yazacağımız işlem bölme, ikincisi ise çarpma olmalı. Yani doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Verilen işlemin sonucu kaçtır? İşlemimizi yapmak için öncelikle parantez içindeki ifademizin değerini bulmamız gerekiyor. Bu durumda baktığımızda 3'ün karesi ve 4'ün karesi verilmiş. 3'ün karesini hesaplayalım. 2 tane 3'ü yan yana yazıp çarpıyorduk. 3 kere 3'ten 9 yapıyor. 4'ün karesini hesaplayalım. 2 tane 4'ü yan yana yazıp çarptığımızda 4 kere 4'ten 16 yaptı. Artık ne yapacağız? 9 ile 16'yı toplayacağız. 9 ile 16'yı toplarsak 25 olur. Yani parantezimizin içi 25. Artık 125'i 25'e bölelim. 125'te 25 5 kere var. 5 ile 25 çarptığımızda 125 olur. Bu durumda işlem sonucumuz 5 olarak bulundu. Yani doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Verilen işlemin sonucu kaçtır? İşlemimize baktığımızda işlemimizin içerisinde 9'un karesi, 6'nın karesi ve 4'ün kübü ifadeleri geçiyor. Öncelikle bunların eşitlerini bulalım. 9'un karesi 2 tane 9'u yan yana yazıp çarpıyorduk. O da 81 oluyor. 6'nın karesi 2 tane 6'yı yan yana yazıp çarpıyorduk. 36 yaptı. 4'ün kübü dediğinde ise 3 tane 4'ü yan yana yazıp çarparız. 4 ile 4'ü çarparsak 16 yapıyor. 16 ile 4'ü çarptığımızda ise işlem sonucu 64 oluyor. Burada yerine yazarsak artık 9'un karesi 81'di. 6'nın karesi 36 ve 4'ün kübü 64. İşlemimiz buna dönüştü. Önce parantez içindeki işlemimizi yapalım. 81 ile 36'yı toplayalım. 6 ile 1 toplarsak 7, 8 ile 3'ü toplarsak 11. Yani 117 oldu. Artık 117'den 64'ü çıkaralım. 7'den 4 çıkarsa 3, 11'den 6 çıkarsa 5 olur. İşlem sonucumuz 53 oldu. Yani doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Bir otoparka giriş ücreti 420 kuruş ve kalınan her saat içinde 180 kuruş ücret alınmaktadır. Selim Bey otomobilini bu otoparka sabahleyin bırakmış ve akşam iş çıkışı almıştır. Selim Bey otomobilini otoparktan 8 saat sonra aldığına göre kaç kuruş ödeyeceğini bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisini yapabilir? Baktığımızda Selim Bey'in saat başı ödemesi gereken ücret 180 kuruş. Peki otomobilimiz otoparkta kaç saat kalıyor? 8 saat kalıyor. Bu durumda 180 ile bir kere 8'i çarpması gerekiyor. Daha sonra bunun üzerine giriş ücreti olan 420'yi eklemesi gerekir. Yani 180 ile 8'i çarpıp 420 ekliyoruz. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Yukarıda verilen işlemler sonuçlarıyla eşleştirilecektir. Buna göre kaç numaralı sonuç açıkta kalır? Öncelikle birinci işlemimizi alalım. İşlem önceliği parantez içindeki işlemimizi yaparsak 33 yapıyor.
33 ile 2'yi çarparsak 66 bulduk. Yani birinci işlemimiz dördüncü ifademizle eşleşti. İkinci işlemimizi yapalım. 17 ile 3'ü çarparsak 51 yapıyor. 78'den 51 çıkarırsak 27. Yani ifademiz 5. ifademizle eşleşti. 5'in karesi 25'ti. 25 de 4 ile 3'ü toplarsak 7'yi çarpacağız. 7 kere 5 35. 3 eldemiz var. 175 oldu. Yani birinci ifademizle eşleşti. Son işlemimize bakarsak 18 ile 6'yı çarpıp 3'ün kübüne böleceğiz. İşlem önce parantez içindeki işlemimizin de 6 ile 8'i çarparsak 48, 4 eldemiz var. 108 yaptı burası. 108 artı 3'ün kübüne bölersek, yani 3'ün kübü de hemen burada bulalım. 3 tane 3'ü yan yana yazıp çarpıyorduk. 27 yapıyor. 27'ye bölersek işlem sonucunu 4 olarak buluruz. Bu da ikinci ifademizle eşleşti. Bu durumda açıkta kalan ifademiz üçüncü ifademiz oldu. Yani 70 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı.